İyi günler sayın seyircilerimiz. Günün gelişmelerini aktardığımız haber bülteniyle karşınızdayız. Kosova Savaş Suçları Mahkemesince hakkındaki iddianame kabul edilen Kosova Demokratik Partisi eski başkanı Kadri Veseli'nin ilk duruşması yapıldı. Savaş ve insanlığa karşı suç iddialarıyla yargılanan UÇK'nın kilit isimlerinden Kadri Veseli, Lahey'deki Kosova Savaş Suçları Özel Mahkemesi'nde bugün ilk kez hakim karşısına çıktı. Duruşmada hakkındaki iddianame okunduktan sonra hakları hatırlatıldı ve kendisine mahkeme süreciyle ilgili bilgi verildi. Hakim karşısında söz alan Veseli, kendisine yönelik savaş ve insanlığa karşı suç iddialarının hiçbirini kabul etmedi. Cumhurbaşkanı vekili Vyos Osmani, ülkedeki son gelişmelerin ardından Sırbistan ile diyaloğa ara verilmesini talep etti. Deutsche verdiği röportajda Osmani, üst düzey yetkililerin ve parti başkanlarının özel savaş suçları mahkemesi tarafından suçlandığı bir dönemden geçiyoruz. Böyle bir dönemde Sırbistan ile diyaloğu sürdürmek doğru değil vurgusu yaptı. Osmani, Kosova'da tüm devlet kurumları ve siyasi oluşumların bir araya gelerek bu konuyu görüşmesi ve ortak bir tutum belirlenmesi gerekiyor. Diyalog, Kosova'nın kaderini belirleyecek çok hassas bir konu. Bu nedenle dikkatli ilerlemek gerekiyor. Şimdi zamanı değil, dedi. Cumhurbaşkanı vekili Vyos Osmani, Sağlık Bakanı Armen Zemay ile görüştü. Görüşmenin gündeminde salgın süreci vardı. Cumhurbaşkanı vekili Vyos Osmani, Sağlık Bakanı Armen Zemay'ı makamında kabul etti. Zemay ve Osmani'nin salgın süreciyle koronavirüsle mücadelede kurumların çalışmalarını görüştükleri belirtildi. Bakan Zemay, disiplin, tedbirlere uyulması ve kurumlar arası işbirlerinin koronavirüsle mücadelede kilit rol oynadığını kaydetti. Bakan Zemay ayrıca, kurumların alacağı kararların var olan durum ile salgının yayılmasının önlenmesiyle paralel olacağını da sözlerine ekledi. Cumhurbaşkanı Vekili Vios Osmani ise bu süreçte Sağlık Bakanlığı ile işbirliğinin önemine vurgu yaparak tedbirlere uyulması çağrısında bulundu. Kosova'da son 24 saate 596 yeni koronavirüs vakası tespit edildi. 5 kişi ise hayatını kaybetti. Diğer taraftan 136 kişi iyileşti. Kosova Ulusal Halk Sağlığı Enstitüsü tarafından yapılan yazılı açıklamada gerçekleştirilen 1559 test sonucunda 596 kişide COVID-19 virüsünün tespit edildiği belirtildi. Kosova'da koronavirüse yakalanan kişi sayısı 25388'e, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 773'e yükseldi. Ülke genelinde toplamda 16360 kişi iyileşirken 8253 aktif vaka bulunuyor. Belediyelerde korona vakası sayısı açısından 295 vaka ile Priştine yine birinci sırada yer aldı. Çin'in Wuhan kentinden yayılmaya başlayan ve dünya genelinde etkili bir salgına dönüşen koronavirüsle mücadele Mart ayından bu yana devam ediyor. Yaz aylarında etkisini kaybettiğini düşündüğümüz virüs ikinci bir dalgayla yayılma hızını artırdı. Peki bunun nedeni ne? Virüs mutasyona mı uğradı? İşte tüm bu soruların cevabı ve daha fazlası haberimizde. Dünya tarihi boyunca yaşanan pandemilere COVID-19 virüsünün neden olduğu koronavirüs salgınıyla bir yenisi daha eklendi. Dünya genelinde birçok ülkede can kayıplarına neden olan korona salgını, 2000 yılından bu yana yaşanan dördüncü pandemi olarak biliniyor. Bilindiği gibi SARS, akut solunum, alt solunum sistemi sendromu hastalığı demektir. Koronavirüs de yedinci koronavirüstür. Yani MERS aynı grup, domuz gribi aynı grup ama... Mutasyona zaten devamlı uğradığı için 7. E, koronavirüsü... Yapılan son araştırmalara göre virüs mutasyona uğradı ve bulaşıcılığı arttı. Virüs devamlı mutasyona uğruyor ve uğrayacaktır. Mutasyon ne demek? Virüsün genetik yapısının değişmesi demek. Virüs zaten vücuda girdiğinde ister istemez e, konakla yaşamak zorunda. Yaşamadığı takdirde virüs ölüyor ya da organizmayı öldürüyor. Dolayısıyla virüsün vücuda girip... E, insan organizmasında yaşaması için beslenmesi lazım. Normalde virüsler kopyalanarak canlı doku, canlı orgada kendilerini üretirler. Salgının ilk günlerinden bu yana koronavirüsü yenmek için sürekli tedbirler alındı ama salgının önüne geçilemedi. %100 izolasyon bile sağlansa iki ayda Covid gidebiliyor. Yapılan araştırmalar onu gösteriyor. %75 izolasyonda Covid'in sürme olasılığı şu an dünyada örnekleri zaten mevcut. 7-8 aya kadar sürebiliyor. Virüs havada havada da bir süre canlı kalabiliyor. Dolayısıyla solunum yoluyla da almamız çok büyük bir olasılık. Bunun için maske ve mesafeye dikkat etmemiz gerek. Grip mevsiminde olduğumuz şu günlerde grip ve koronavirüsü birbirinden ayırt etmek konusunda zorluklar yaşanıyor semptomlar aynı. Akut birden başlayabiliyor. İşte burun akıntısı, üst solunum yolu enfeksiyonları klinikte, doktorların muayenelerinde akciğer zatüresine kadar e, gidebilecek e, yola kadar gidiyor. Ha, bunu e, test yaparak yani hasta da aşırı semptomlar e, klinik tabloyu ortaya çıkarıyorsa bunun bildiğiniz gibi PCR du, duyarlılık testine, e, COVID duyarlılık testi yapılıyor. Uzman eczacı ve mikrobiyolog Varol Bekteş ile aşı çalışmalarında konuştuk. Ancak Bekteş şu anda en önemli olanın bağışıklığımızı güçlü tutmak olduğunu belirtiyor. Aşı ne demek? Virüsün canlılığını kaybettirilmesi. Yani bir şekilde virüs alınıp laboratuvarlarda işlenip işte etkinliği, virüsün gücü azaltılıp pasif bir şekilde pasif imunite bağışıklık dediğimiz aşı şeklinde insana verilmesi demektir. iyi koruyuculuk bağışıklık sistemimiz. Onu güçlü tutmamız şart. Dünya genelinde koronavirüse yakalanan kişi sayısı 50 milyonu, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 1 milyonu aşmış durumda. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk vefatının 82. yılında tüm Türkiye'de törenlerle anılıyor. Atatürk için ilk tören Anıtkabir'de düzenlendi. Türkiye Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ve beraberindeki devlet erkanı Anıtkabir'i ziyaret ederek atanın huzuruna çiçek bıraktı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk'ün mozolesine çiçek bırakmasının ardından saatler 09.05'te saygı duruşunda bulunuldu. Ardından İstiklal Marşı okundu. Erdoğan ve beraberindeki heyet daha sonra Misak-ı Milli Kulesi'ne geçti. Erdoğan buradaki deftere şu ifadeleri yazdı. Vefatının 82. seneyi devriyesinde İstiklal Harbimizin başkomutanı, Cumhuriyetimizin banisi, ilk Cumhurbaşkanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü rahmetle anıyoruz. Milletimizin varlık yokluk mücadelesini zaferle taşlandıran, bizlere bağımsız ve özgür bir ülke bırakan Gazi Mustafa Kemal ve kahraman silah arkadaşları milletimizce hayırla yad edilecektir. Şehitlerimizin fedakarlıkları üzerine kurulan cumhuriyetimizi ilelebet yaşatacak gelecek kuşaklara daha müreffeh, güçlü, itibarlı bir ülke bırakmak için çalışmaya devam edeceğiz. Ruhun şad olsun. Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete yolculuğunun 82. yıl dönümü sebebiyle saatler 09.05'i gösterdiğinde Tüm Türkiye'de hayat durdu. Kimi vatandaşlar otomobillerinden inerek, kimileri ise evlerinin balkonlarında saygı duruşunda bulundu. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk bugün yurdun dört bir yanında anılıyor. Bugün her 10 Kasım'da olduğu gibi vatandaş Atatürk'ü anmak için akan trafikte otomobilini durdurdu. Yaptıkları işi ara verdi ve saygı duruşu için hazır ola geçti. Koso Demokratik Türk Partisi ve Yenilikçi Türk Hareket Partisi 10 Kasım Atatürk'ü anma günü vesilesiyle birer mesaj yayımladılar. KDTP'nin mesajında şu ifadelere yer verildi. Büyük devlet adamı Mustafa Kemal Atatürk'ü ebediyete intikalinin 82. yıl dönümünde özlemle anıyor, aziz hatırası önünde saygıyla eğiliyoruz. Her devletin sahip olmayı dilediği bir lider, kendi devletinin sınırlarını aşan bir sevgiye ve saygıya layık fikir insanı, Türk milletine çağ atlatan söylemleri ve eylemleriyle Atatürk yaktığı medeniyet meşalesiyle bugün dünyadaki her Türkiye rehber olmuştur. Türkiye Cumhuriyeti kurucusu Mustafa Atatürk'ü rahmetle ve minnetle anıyoruz. 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü vesilesiyle YTHP'nin yayımladığı mesaj ise şöyle. Ömrünü vatanına, ulusuna adamış, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ebediyete intikalinin yıl dönümünde rahmetle anıyoruz. Cephede savaş dehasıyla, masada bilge kişiliğiyle ön plana çıkan, yüreği halkı ile çarpan ulusunun özgürlüğü ve refahı için çalışan, düşünceleri bir ulusa rehber olan Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün açtığı yolda gönderdiği hedeflere durmadan yürüyeceğimize and içiyoruz. Sırada hava durumu var. Ardından da kapanış için tekrar karşınızda olacağız. Ülkemizde parçalı bulutlu bir gün yaşanıyor. Günün en yüksek hava sıcaklığı başkent Pristine'de 11 dereceyi gösterdi. Kosova Hidrometeoroloji Kurumu tarafından yapılan tahminlere göre yarın kısmen güneşli de olsa günün genelinde parçalı bulutlu hava etkisini sürdürecek. Günün en yüksek hava sıcaklıkları 10 ila 12 derece dolayında seyredecek. Sayın seyircimiz RTK Haberi burada noktalıyoruz. Yarın yeniden birlikte olmak dilekleriyle efendim sağlıcakla kalın.